Sesimi duyan var mı devam ediyoruz. E, Profesör Doktor Derin Orhon Hoca konumuz, Profesör Doktor Naci Görür Hoca ile birlikte yaptığımız programımızda. Hocam bu devam edin isterseniz. Evet. Yönetim konuşuyoruz. Evet. Artık yavaş yavaş programın sonuna da geliyoruz. Ben, ee, ben Şöyle bir şey söyleyeyim. Naci Hocama söyledikleri fevkalade önemli. Ama dikkat edin biz şu anda ya, ya bütün bu Naci Hocaman söylediği eksiklerle oluşmuş bir kentten bahsediyoruz ve bu kentin. Mutlaka acil bir eylem planı yapması gerekiyor. Şimdi bu acil eylem planını yap gerek yapma aşamasında, gerek yürütme aşamasında süreklilik esas olmalı. Yani tabii ki bir kentin e, yönetici e, hiyerarşisi içinde valilerin çok önemli yeri var. Ama bütün imkanlar da belediyenin elinde. Yani imar, işte mühendislik vesaire, zemin bütün bu imkanlar onun için devamlılık olması bakımından bunların belediyeler tarafından hazırlanması tabii ki bütün mülki amirlere bu konuda bilgilendirme olması lazım ve yani işi birlikte yürütebilecek bilgi seviyesine çıkmaları gerekiyor. Bakın bu acil eylem planı o kadar önemli bir plan ki bu plan yapılırken zaten o yönetici bu işin ne olduğunu öğrenecek bir taraftan da. Yani o planı katliyen kendisi yapmayacak. Doğru dürüst insanlara, bilgili insanlara yaptıracak ve bu şekilde gidecek. Şimdi bir kentin şu veya bu şekilde zemin zemin koşulları ne olursa olsun acilen hemen acilen yapması gereken iki iş var. Bunların birini söyledim. Mutlaka eğitim, gerekli insan gücünü yaratmak bunu da kendi yaratacaktır. Onun için bu konuda merkezi olmak gerekiyor. Yani bir ilde bir merkezde bu eğitimin yapılması gerekirse eğitilmiş kişilerin bütün bütün birimlere dağıtılması lazım. İkincisi ve çok önemlisi biz acil eylem planının birinci amacının can kaybını önlemek olması lazım. Yani yıkılabilecek, enkaz altında kalabilecek kişilerin mümkün mertebe sayılarının azaltılmış olması lazım. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bunu bilmiyoruz biz. Yapamıyoruz. Ya, bilmediğimiz için de başlayamıyoruz. Yapamıyoruz diye zaten yapmayı da bilmiyoruz ama nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Şu anda mesela herhangi bir il alalım, A ili alalım merkez ilçe diyelim. Hangi binalar yıkılacak? Şu anda bilinen yöntemler bilinen yöntemler probabilistik ihtimal hesabına dayalı yöntemler. İstanbul Ünü, şey, şu anda İstanbul Belediyesi bir yöntem başlattı. Fevkalade önemli. Bu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin öncülüğünde bir hızlı arama sistemi başlattı. Bunu bizi dinleyen halka da duyurmak istiyorum. Çünkü bu hızlı tarama yöntemi bir belediye kuruluşu olarak olan KİPTAŞ'a başvurmakla başlıyor ve bu hızlı yöne, tarama yöntemi hemen yap, hemen değil ama belli bir program dahilinde yapılıyor. Şimdi bununla biz bir binanın sağlam veya dayanık, dayanıksız olduğunu kestirebiliyoruz. Dolayısıyla görünüş itibariyle veya ihtimal olarak dayanıksız olduğunu düşündüğümüz mesela imar affına girmiş binalar, efendim çok eskiden yapılmış binalar, çürük yapıldığı görülen binalar, gece kondolar vesaire gibi binalarda biz mutlaka bu testleri yaptırıp e, Müdahale edeceğimiz bina stokunu ortaya çıkarmak mecburiyetindeyiz. Şimdi bu bina stoku ortaya çıktıktan sonra yapılacak şey bu bina stokunda riskin azaltılması. Yani bunların yıkılıp yıkımı, yeniden yıkımı, yapılması. Ya da güçlendirilmesi. Şimdi bu noktada veya güçlendirilmesi bu noktada Naci hocamın söylediği şeyler gündeme geliyor. Çünkü bazı yerlerde o binayı tekrar orada yapmamak lazım işte o orayı mesela park yapmak lazım vesaire fakat Koca yani... İstanbul'da Allah aşkına o kadar bana bu ütopik geliyor ki Şimdi yani İstanbul İstanbul'da için... şey hayal edebiliyor musunuz meta bana popüler bir yer söyleyin İstanbul'da yani böyle Emla'n para yaptığı Nişantajı. nişantaşı nişantaşı'nda bir yer binayı yıkma kararı alındı bina sağlam değil fakat sonra tam da dediğiniz gibi oldu sizin. Dediler ki yani bu zeminde bina olmaz. Burayı park yapın. Ya bu komik bile geliyor yani söylerken. O kadar inanmıyorum ki. Yani düşünün Nişantaşı'nda orayı adamı keserler oraya yine binayı yaparlar hocam. Burası öyle bir ülke. Bunu artık kabul edelim. Maalesef edelim. Etmeyelim de bunu görelim. En azından gösterelim. Oraya kimse ya de park hocam. Viyadükleri artık neredeyse plaza dikecekler. Yeşil alan kalmadı. Şimdi eğer bu sistem zaten ben buna çürük sistem diyorum zeminin çürük olması önemli değil sistemi. sistemin çürük olması bu sistem eğer devam ederse o zaman biz halkımız teker teker depremlerden telef oluncaya kadar biz bu sistemi çalıştırırız. Hocam çok Ama... Naci hocamın da söylediği şey çok önemli bizim de bu programda yapmaya çalıştığımız şey tam da bu ben bunun böyle yöneticiyle falan olacağına falan hiç inanmıyorum biz eğer bu tip işler yaparak halkta bir talep yaratabilirsek Bravo. yani şu anda bizi izleyen bence çok nadir az sayıdaki çünkü ben bu programı sayıda şu an çok az izlendiğine eminim <laughs> çünkü kimsenin <laughs> hocam umurunda değil şu an İnan, bir de eminim birçok insan aman aman deprem falan halindedir biz yapalım yine biz eğer 3 kişi de şu an oy verme refleksinde seçeceği belediye başkanında hükümette ya benim depremde ölmememi sağlayacak bir sisteme bir düzene bir kurala kanuna hizmet ediyor musun etmiyor musunu sorgulayacak bir kişi bile yaratabiliyorsak ben şanslı hissediyorum ama inanın bana çok size saygı duyuyorum. Hani saygıyla dinliyorum ama ben bu işin yönetim kademesinde şu kadar bile e, karşılığı olacağına inanmıyorum. Belediyede de ya bunu iktidar falan söylemiyorum. Yani görüyorsunuz işte iktidarda istifa eden kimse yok da muhalefette var mı Hatay Belediye Başkanı muhalefet partisi. Kafa aynı kafa hiçbir şey değişmiyor yani. Siyasetçi kendini sorumlu hissetmiyor çünkü böyle bir halkta talep yok. Umarım bu tip programlar sizin gibi değerli bilim insanları vesile olur da... ...vatandaşın böyle bir derdi olur deprem diye. Umarım. Şimdi söylediğinizde maalesef çok üzülerek hakikat payı var hatta fazla. Yani biz böyle bir bilinç yaratsak, böyle bir halk baskısı ve talebi yaratsak bile... E, bu talebi karşılayacağını söyleyecek çok sayıda siyasetçi bulabiliriz. Dolayısıyla onu bulduğumuzu an, bulduğumuzu düşündüğümüz andan itibaren 4-5 sene bizle birlikte. Umarım hiçbir şey de yapmaz ama tekrar gider. Dolayısıyla zaten bu program ne diyor? Yöneticileri bilinçli hale getirmek, bunu yapmak mecburiyetinde hissettirmek. Bakın, söylediğinizi belki biraz Belki duruma biraz hafifletecek bir bilgiyle sizle paylaşayım. Ben sayın Aziz dostum Naci Hocadan şunu da rica ederim. Biz bir program dizisinin sonunda bir de İstanbul programı yapalım. Yani halkımız bakın çok büyük bir kitle. 30 milyondan bahsediyoruz yani neredeyse değil mi? Marmara bölgesiyle İstanbul 20 milyon ee, ve yani İstanbullu halk çok endişe ediyor. Örnek olarak şunu söyleyeyim. Bu Kiptaş denilen şirkete 110, 100, 100 binin üzerinde başvuru oldu. Yani gelin bizim binamızı da kontrol edelim. Acaba biz emniyette miyiz değil miyiz diye. Ben belki değişik yerlerden ki ben yani jeolog değilim. Kimse benim depremle uğraştığımı da bilmez. Ee, yani belki 15-20-100 sayısını unuttum değişik Telefonlar geliyor. Acaba bizim binamız ayakta durur mu diye. Şu anda bir telaş var. Bir korku var. Bunun bilince dönüşmesi lazım. Evet. İnşallah bu program bu bilince döndürür. Fakat herkese bu tarama işini tavsiye etmek lazım. Ama bu tarama işi de kendi başına olmuyor. Bunun da eğitimini vermek lazım. Bakın eğitim çok önemli. Çünkü bilgili insan yok. Yani bu sistemi ayakta tutacak iş gücü yok. Şimdi belki devam ederiz bir başka programda ama iş kriz yönet yani e, risk yönetiminden çıktığı zaman ve kriz yönetimine girdiği zaman kötü örnekler ya gördük yaşadık. Her gün televizyonlarda bunları görüyoruz. Yani İstanbul'da şu anda 40 bin binanın çökeceği söyleniyor. İyi 40 bin bina, 40 bin bina bence de iyimser bir ihtimal. Şimdi her enkaz enkaz başına da 10 tane arama kurtarma e, elemanı gerektiğini düşünürsek 400 bin elemandan bahsediyoruz. Bu da iyimser diyoruz. Demek ki biz ne yapacağız? Deprem oluncaya kadar bu 40 bini indireceğiz. Nasıl indireceğiz? Dev tedrici olarak bunu belki 10 binlere 5 binlere düşüreceğiz. Yine de çöküntü olacaktır. Yine de enkaz olacaktır. Ama bu bu yani İstanbul'un yapı stokundan kaynaklanan bir sorun. Demek ki bizim bunu da eğitmemiz lazım. Ondan sonra yine belki gelecek programlarda bahsederiz. Yani askerimizin, ordumuzun içinde bu sistemi yaratmak lazım. Bakın biz Ekrem Bey ile konuştuğumuz zaman şöyle fevkalade güzel bir fikir geldi aklımıza. Biz bu arama kurtarma ekiplerini Niye biz üretelim? Her mahallede bunların kendi içinde üretilmesi lazım ama ordu da bizim askerlik ocağımızda da bunun için mükemmel bir kaynak olabilir. Yani or, gidiyor oraya bir aylık eğitim yapıyor çıkıyor, O bir aylık eğitimi arama kurtarma eğitimi yapsa aslında bence çok önemli bir çağrı yani Fevkalade de de bir şey bu. Fevkalade güzel bir şey. Yapmanız çok değerli. E, son depremde de gördük. Artık Arama kurtarma falan beklemesin kimse. Hele İstanbul'da herkes kendi mahallesinde, kendi sitesinde, kendi binasında işte neyse arama kurtarma eğitimi gerekirse. Çünkü muhtemelen ilk bir gün iki gün yani komşumuzu biz çıkaracağız eğer yaşıyorsak ya da o bizi çıkaracak eğer sağsak. <laughs> Şimdi... O yüzden bu çok ciddi bir çağrı Şimdi... yani mahalleler bazında falan yapılmalı.